Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisine manyetizma sorularıyla devam ediyoruz. 3-4-5 yayınlarının günlük hayat uygulamaları sorularından bir tanesini birlikte çözeceğiz. Videoyu durdurup soruyu önce senin çözmenin her zaman çok önemli olduğunu söylüyorum. Lütfen buna uymaya çalış. Çünkü hani bazılarınız diyor ya hocam biz öğreniyoruz ama soru karşımıza gelince bir şey yapamıyoruz. Çünkü sizler kendiniz denemeyi hiç geliştirmiyorsunuz o yüzden. Önce bir kendin dene. Tarık bir elektrik motoru yapmak istiyor. Bunun için düzgün ince bir tel bobin haline getirilip iletken ayaklarının üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiş. Daha sonra iletken ayaklara üreteç bağlayarak bobinden akım geçiriliyor. Şimdi Tarık bobinin tam altındaki düzlem üzerine bir mıknatıs koyduğuna göre bu bobin dönüyormuş. Yani şuraya mıknatıs koyunca bu bobin dönecek. Diyor ki buna göre Tarık'ın mıknatısı hangisi gibi koyulmuş olabilir? Yani böyle 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 hangisi gibi olabilir diyor. Öncelikle buradan biz elektrik akımını verdiğimiz zaman akım şuradan şöyle geliyor. Yukarı doğru gidiyor. Sonra sağa doğru gidiyor. Yani buradan geçen akımın sağa doğru olduğunu, sonra buradan dolanıyor falan. Telin alt tarafından geçerken sola doğru dönüyor. Bir şekilde böyle sağa sola dönerek böyle halkalar çiziyor. Doğru mu bu akım? En sonunda da şuradan şöyle çıkıp gidiyor. Yani eksi kutbuna ulaşıyor. Şimdi bir tel çerçeve manyetik alan içerisinde akıma maruz, yani akım geçerse tel çerçeveden, tel çerçeveye bir kuvvet etki eder. Evet. Ama bu kuvvet döndürücü olabilir, olmayabilir. Yani kuvvet etki etti diye hemen fırıl fırıl dönecek diye bir şey yok. Mesela bizim çerçevemiz bu olsun. Şuradan da halkalar takılmış. Yani çerçeve şöyle dönebiliyor, doğru mu? Şöyle. Bakın halkaları buradan taktığı için böyle dönebiliyor. Şimdi sen çerçeveye etki eden kuvveti eğer buradan aşağı doğru, buradan yukarı doğru bulursan, yani bu çerçeveyi böyle aşağı yukarı çekiştirirsen bu çerçeve döner mi? Dönmez. Demek ki kuvvet etki etmesi döneceği anlamına gelmiyor. Uygun kuvvet etki ederse döner. Şimdi bak akım burada ne tarafa doğru? Sola doğru. Şimdi geliyorsun. Baş parmak sola doğru. Çünkü akım baş parmak. Şimdi bu alt tarafa bir mıknatıs koyduğun zaman eğer o mıknatısın manyetik alan çizgileri yukarıysa, yani deneme yapıyoruz. Yani mesela birinci pozisyonda bu mıknatısı buraya koyarsam manyetik alan yukarı olur. Çünkü bu mıknatısın N'si burada olduğu için manyetik alan çizgileri de N'den böyle çıktığı için manyetik alan yukarı olur. Şimdi neydi? Baş parmağımız ne tarafaydı? Şurası için yapıyorum. Sola. Dört parmak yukarı. Bakın avuç içi sayfanın içine oluyor, görüyor musun? Yani bu teli şuraya ayrıca çizelim. Şöyle. Bu telin alt kısmına sayfa içine doğru. Yani şu şekilde bir kuvvet etki etti. Üst kısmının da yönü ters olduğu için ona da nokta şeklinde bir kuvvet etki eder. Yani bizim şunu örnek verelim yine. Şöyle yapıyorum. Bu bizim çerçevemiz olsun. Bu çerçevenin alt tarafına içeri doğru bastıracağım. Bakın içeri doğru bastırdığımda oy 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 ortalık birbirine girdi. Hani hemen düzelteyim. İçeri doğru bastırdığımda alt tarafına bakın böyle oluyor. Yani bu böyle dönüyor, doğru mu? Biraz abartılı mı oldu, ne oldu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Şuradan içeri bastırdığımda, şuradan da yukarı bastırdığımda, şöyle yaptığımda, şuradan da şöyle yaptığımda bu böyle döner arkadaşlar. Yani dönmeme şansı yok. Demek ki mıknatıs bu pozisyondayken dönme olayı gerçekleşiyor kardeşim. Tamam. Peki mıknatısı bir de iki pozisyondaki gibi yapalım. Acaba dönecek mi? Burada mıknatısın manyetik alan çizgileri sağa doğru. Bu tarafta ise işte S'ye giriyor. N'den çıkıyor S'ye giriyor. Yani manyetik alanımız bu tarafa doğru olmuş oldu. Şimdi tel çerçeveyi yine hemen şuraya çiziyorum. Şöyle. Akım ne tarafaydı? Burada bu tarafaydı akım. Burada bu tarafaydı. Şimdi haliyle şurada yukarı doğru akım. Şöyle. Şurada da aşağı doğru. Doğru mu? Bizim mıknatısımızın manyetik alan çizgileri bu tarafa doğru olduğu için biz manyetik alanı sola doğru kabul ettik. Şimdi telin alt tarafı ve üst tarafı manyetik alana paralel bir şekilde akım geçirdiği için buralara bir kuvvet etki etmez. Buraları görmeyeceğiz. Buraları görmüyor. Şimdi telin şu kısmına bakalım. Baş parmak nereye doğru? Yukarı doğru. Şuraya yapıyor. Baş parmak yukarı doğru. Tamam. Dört parmak manyetik alan. Yani sola. Tamam. Şu an bak baş parmak yukarı, dört parmak böyle. Avuç içi ne tarafa? Şöyle yukarı. Tamam. Güzel. Şimdi bu telin burasına yukarı doğru bir kuvvet etki ediyor. Ama burasına da yukarı doğru bir kuvvet etki eder. Çünkü orası da aynı yönde akım geçiyor. Burasına çarpı etki eder. Ters yön olduğu için burasına da çarpı etki eder.
Yani anlatmak istediğim şeye bir bakın bakın. Şimdi bu bizim dönen çerçevemiz ya. Şurasına nokta etki ediyor ama şurasına da nokta etki ediyor. O zaman böyle oluyor. Yani dönmez yani. İki tarafından da sen yukarı doğru itersen, bu tarafından da yukarı itersen, bak itiyorum şu an iki elimle, dönmüyor. Burayı böyle iterken burayı böyle çekseydin dönerdi. Veya şu tarafından örnek vereyim. Sen burasını içeri itiyorsun. Tam ortası burası bunun. Mesela biriniz elinizle gelin buradan itin. Ben bunu tutuyorum şu an. Biriniz buradan itin, biriniz de buradan itin. Aynı kuvvetle ittiğiniz zaman bu döner mi arkadaşlar? Dönmez. Yani ikinci pozisyonda bir mıknatısınız olursa bu dönmez. Üçüncü pozisyonda olursa döner. Çünkü bel çerçevemizi yine şöyle çiziyorum. Mıknatısın manyetik alanı bu sefer S'ye girdiği için manyetik alan çizgileri aşağı doğru. Yani bu bölgedeki manyetik alan çizgileri aşağı doğru. Tamam mı? Manyetik alanı aşağı doğru alacağız. Akım ne tarafaydı? Sola doğru burada. Burada da sağa doğru. Bakın yapıyorum hemen. Şurası için yapıyorum. Baş parmak sola. Dört parmak aşağı. Bakın. Baş parmak sola. Dört parmak aşağı. Avuç içi nereye gösteriyor? Yukarı. Yani telin bu kısmına yukarı doğru bir kuvvet etki edecek. Şöyle nokta yapıyorum. Telin bu kısmına da bakın baş parmağımı telin akımına verdim sağa doğru. Dört parmağımı da aşağı doğru vereceğim. Yani elimi yapamıyorum yine şöyle. Avucum sayfanın içini görecek bu sefer. Yapabilirsiniz yapın. Sayfa içini görecek. Yani şuraya da çarpı koyacağız. Zaten bura nokta olunca bura çarpı olur. Akımın zıt olduğu için. Şimdi yine ne oldu? Bakın tel çerçevemiz burada. Bu tarafından içeri bastırırken bu tarafından yukarı. Yani şöyle oluyor bakın. Bura içeri. Burası size doğru bakın. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Burası içeri, burası size doğru. Burayı yukarı itiyorum, burayı aşağı itiyorum. Bakın dönüyor. Yani şu ve şu pozisyondayken döner arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ya da 3 olacaktır. E şıkkıdır. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.